Tabii Özbağ meselesi aslında yıllardır Kırşehir kamuoyunu meşgul eden bir mesele. Biz de Kırşehir Belediye Yönetimi olarak Kırşehir Valiliğine bir başvuruda bulunduk. Özbağ'ın Kırşehir'e bağlanması ile ilgili referandum sürecinin başlatılması ile ilgili. Sayın Valimiz de uygun gördüler ve İl Seçim Kurulu'na yazarak referandum için tarih istediler ve 2 Eylül'de referandumu gerçekleştireceğiz. Tabii biz bunu niye talep ettik? Kırşehir'in batı istikametinde gelişimini tamamlayabilmesi için Özbağ'ın Kırşehir'in bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Bu hem Özbağ için hem de Kırşehir için çok olumlu olacak bir süreç diye düşünüyoruz. Çünkü keşke yıllar önce bu yapılsaydı. Ben inanıyorum ki birçok planlama, şehirle ilgili planlama, kamu binalarının yerleşimiyle ilgili planlamalar ona göre yapılacaktı. Tabii beldelerin işin doğrusu bu sistemde belde belediyelerinin hizmet üretmesi çok zor. Çünkü çok kısıtlı paralar geliyor. Maaşlarını bile ödemekte zorlanıyorlar. Haliyle o beldede yaşayan insanlar bir şehir kalitesinde hizmet alamıyorlar. Bizim arzumuz bu bağlanmayla, bu bütünleşmeyle birlikte, bağlama demeyelim, bütünleşme diyelim. Özbağ aslında manevi olarak Kırşehir'le bir bütün. Çünkü mücavir alanlarımız bitişik. Yıllardır işte Özbağ'da yaşayan insanlar Kırşehir'e gelir gider, işleri buradadır. Veya burada yaşayanların orada evi olanlar vardır. Bütünleşme aslında manevi olarak sağlanmış ama fiziki olarak sağlanamamış, yasal olarak sağlanamamış. İnşallah biz bu bütünleşmenin sağlanmasının faydalı olacağına inanıyoruz. Tabii buradan Özbağlı hemşerilerime de seslenmek istiyorum sizin aracılığınızla. Biz oraya hizmet götürmek istiyoruz. Hizmetimizi, şehirdeki hizmetimizi Kırşehir'in batıya açılan yüzünde de görmek istiyoruz. Yani çünkü Kırşehir'in ilk giriş noktası gibi Özbağ. Orada inşallah yapacağımız yatırımlarla bu hizmeti oraya da taşımak istiyoruz. Tabii bu süreç referandumsuz da olabilir. Aslında Belediye Kanunu 11. maddesine göre Özbağ Belediye Meclisi'nin ve Kırşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararlarla referandumsuz da bir bağlanma olabilirdi ama Özbağ Belediye Başkanımız da referandum yapılması, halkın buna karar vermesi gerektiğini söyledi. Biz de bu görüşüne saygı duyduk onun. Çünkü halkın istemediği bir şey yapmak da doğru değil. Ama anketler, yaptırdığımız anketlerde zaten %60'ın üstünde bir bağlanma isteği onlarda da olduğu görülüyor. Bu bağlanma süreci bir sonraki yerel seçimlerden itibaren geçerli sayılıyor. O zamana kadar belediyenin de muhtarların da tüzel kişilikleri devam ediyor. Yerel seçimlerde seçime girmiyor sadece bağlandığında. Tabii mahalleler duruyor, yine mahallelerde bir şey olmayacak, sadece belediye seçimi olmayacak, belediye meclisi olmayacak. Bunlar Kırşehir Belediyesi'nde temsil edilecekler. Kırşehir Belediye Meclisi'nde temsil edilecekler. Onun haricinde tüzel kişilik devam ediyor. Tabii Özbağ Belediyesi'nin personeli, 25 personeli var. Kırşehir Belediyesi personeli haline geliyor. Bu arada borcu da tabii Kırşehir Belediyesi'ne geçiyor. 5 trilyona yakın da Özbağ Belediyesi'nin işin doğrusu borcu var. Bunu da Kırşehir Belediyesi üstlenmiş olacak. Bu şekilde bir birleşme, bütünleşmeyi sağlamış olacağız. Son belediye meclis toplantısında 100 bin liralık bir destekte bulunmuştunuz. Evet. 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 Borçlar hemen mi geçecek yoksa yok, seçimlerden? Seçimlerden sonra, bağlandıktan sonra bize geçecek. Tabii bunlar bu bir kısmı biliyorsunuz Özbağ yeni altyapı yapıldı, kanalizasyon yapıldı. İller Bankası'ndan çok uzun vadeli borçlar da var. Piyasaya olan borçlar da var ama genelde böyle kamuya olan borçlar şeklinde. Bunlar Kırşehir Belediyesi halletmesi çok zor olmayacak.